Efendim şimdi aslında size şu ekranda gördüğünüz görüntülerin sebebini anlatacağım. Bakın Hasan Aslan'ın dayısının kızıyla yaptığı evlilik sadece 7 ay sürmüştü ve anlaşamayıp boşandılar. Sonra ikisi de yeni kısmetler buldular, onlarla evlendiler. Ancak kızlarının yaptığı o ikinci evlilikten hoşnut olmayan dayısı ve ailesi Hasan Aslan'a kin gütmeye başladı. Öyle ki ailesinden kimi görseler ama kimi görseler yolunu kesip saldırır hale geldiler. İşte öfkeli dayının son kurbanları efendim. Aslan ailesinden iki genç kız. Genç kızlar markette öldüresiye dövülürken güvenlik kameraları da bu görüntüleri kaydetti. İki kız çocuğunu önce böyle takip ettiler, sonra marketin içine girip darbe ettiler. Saldırganların öldüresiye dövdükleri kızlar hem yeğenleri hem de eski damatlarının kız kardeşleriydi. Bu kişi benim öz dayım. Hani biz şaşkınız yani neden oldu bu olay? 27 yaşındaki Hasan Aslan yıllar önce dayısının kızıyla evlendi. 7 ay evli kaldıktan sonra boşandılar. Bir süre sonra iki tarafta başka evlilikler yaptı. Ama iddiaya göre kız tarafı bunu bir türlü kabullenemiyordu. Kızlarının ikinci evliliğinden hoşnut olmayan aile hala ilk damatları Aslan'ı suçluyordu. Sebebi oğlum daha önce evlendi. Ayrıldı. Olmadı. Anlaşamadılar. Halen diyor ki kızım rezil oldu sizin yüzünüzden. O başkasıyla evlendi. Ben başkasıyla evlendim. Kendi evlendiği kişi kötü biriymiş. Kötü davranıyormuş. Kendiler öyle söylüyorlar. Suçu bende buluyorlar. Niye evlendi? Niye benim kızımı almadı da gitti başkasını aldı diye. Öz dayısıyla ailesi Aslan ailesinin kabusu oldu. Aslan ailesinden iki kız çocuğunu markette gören husumetli akrabalar hemen peşine düştü. Dışarıda kardeşini bekleyen genç kız onları fark edince hemen markete koştu. Feride'nin bana doğru koşmalarını gördüm öldüreceğim diye. Sonra ben içeri girdim kardeşimin yanına. Abi dedim bizi kurtarın dedim öldürecekler oradaki abiler. İçeri giren saldırganlar biri 17 diğeri 14 yaşında olan iki kız kardeşi öldüresiye dövdü. Husumetli akrabaları çevredekiler güçlükle ayırabildi. Bizi onlar ayırdı ve ben eğer onlar olmasaydı ben bugün hayatta olmayabilirdim. Şu an güvenliğim yok. Ben dışarı çıkamıyorum tek başıma. Psikolojik destek yok. Akıllara durgunluk veren olayda küçük kardeş marketten kaçmayı başardı ama kafasına aldığı darbe yüzünden o da hastanelik oldu. Evden getirdikleri çiçek vazosunu benim kafamda kırdılar ve gözümü açtığımda hastanedeydim kendim. 2 gün hastanede yattım. Kız kardeşler yoğun bakımda 2 gün yattı ama hasımları bununla yetinmedi. Birkaç gün sonra ellerinde baltalarla Hasan Aslan ve babasının yolunu kestiler. Aa, bu kadın baltadan saldırıyor. Bu adam da baltadan saldırdı. Aslan ailesi kendilerine saldıran akrabaları şikayetçi oldu. Yer gördükleri yerde saldırıyorlar. Kardeşlerim okula gidemiyor. Bizzat ben tek başıma götürüyorum, getiriyorum araçla. Ben adalet istiyorum. Bunların cezalandırılmasını istiyorum.